Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sınıflardaki nesep konusu arkadaşlar. En-nesebü ya da diğer adıyla nispet. Nesep ya da diğer adıyla nispet ne demek? Bir ismin sonuna ona olan mensubiyeti ifade etmek için makabli kesralı ve şeddeli bir ya harfi ilave etmeye denir arkadaşlar nispet. Mesela Necdün bir bölge adı bu. Suudi Arabistan'da Necdiyün. Bakın sonuna Necd kelimesinin sonuna makabli kesralı yani öncesindeki harfin harekesi kesralı olacak. Mesela bu da daldır. Y'den önceki harf dal. O kesralı olacak ve şeddeli olacak yağda. Böyle bir yağ bitiştirmeye nesep deniyor veya nispet deniyor arkadaşlar. Anlamı da ne olmuş oluyor? Necdün, Necd bir bölge adı. Necdiyün, Necdli. Yani o bölgeye ait olan, o bölgeden olan kimse anlamında. Bu sondaki ya harfine de nispet yası ya da nesep yası adı veriliyor. Peki nasıl bitiştirilir nispet yası? Genel olarak kuralımız şu. Bir ismin sonuna ya, şeddeli ya ilave edilerek nispet yapılmış olur. Genel kural bu arkadaşlar. Sonuna nispet yası bitişen isme de ismi mensup denilir. Şurada olduğu gibi bu genel kural dediğimiz yer burası. Yani isimde herhangi bir değişiklik yapmadan direkt nispet yasının sonuna bitiştirmek. Necdün, Necdiyün. Bağdadü, Bağdadiyün. Hindün, Hindiyün. Arabün, Arabiyün. İşte Bağdat bir şehir ismi. Bağdadiyün, Bağdatlı. Bağdat'a mensup olan. Hint bir ırk ismi veya bir ülke ismi. Hindiyün o ırktan olan veya o milletten olan bir millet ismi diyelim daha doğrusu. Arabın yine bir millet ismi, bir ırk ismi, Arabiyyün, Arap olan, Araplara ait olan manasında kullanılıyor. Genel kural bu arkadaşlar. Fakat bazı kelimelere nispet yasının bitişmesinin özel kuralları vardır. Mesela bunlardan ilki sonunda kapalı T'ye bulunan isimler. Eğer bir ismin sonunda kapalı T'ye varsa bu kapalı T'yi hasfediyoruz. Nispet yasını bitiştirmeden önce. Mesela Mekketü, bildiğiniz gibi Mekke şehri. Sonunda kapalı T var. Mekketiyyün demiyoruz. T'yi atıyoruz. Mekkiyyün diyoruz. Mekkeli manasında. Hendesetün mühendislik demek. Hendesiyyün diyoruz. Hendesetiyyün demiyoruz. T'yi atıyoruz. Kapalı T'yi. Yine sünnetün bildiğiniz gibi sünnet demek. Sünniyyün o da sünnete mensup olan manasına geliyor. Ehli sünnete mensup olan manasına geliyor. Ticaretün ticaret demek biliyorsunuz. Ticariyyün ticaretle alakalı olan şeyler, ticari işler diyoruz mesela gibi. Kapalı T olan isimler de böyle. Maksur isimler de arkadaşlar, yani maksur isim dediğimiz hatırlarsanız maksur ne demekti? Sonunda elifi maksura bulunan isimler yani. Maksur isimlerde elif, hani maksur isimlerin sonunda elif var biliyorsunuz. Eğer elif üçüncü harf ise vava kalbedilir arkadaşlar. Üçüncü harf ise yani sayacağız 1, 2, 3. sıradaysa elif vava kalbedilir ve bu vavın makabli fethalı olması gerekir arkadaşlar. Dördüncü ya da daha üst sırada ise elif arkadaşlar hasfedilir. Fakat burada şöyle bir şey daha var. Kitap bunu almamış ama biz buraya not edelim onu da. İkinci harf sakinse eğer elifin dördüncü sırada olduğu maksur isimlerde ikinci harf sakinse elif vava da kalbedilebilir. Yani hasfedilebilir, vava da kalbedilebilir. Böyle ikili bir seçenek var. Şimdi maksur isimlere bakıyoruz arkadaşlar. Mesela buradaki feten kelimesi. Feten. Feten kelimesi maksur bir isim ve elif üçüncü harf. 1, 2, 3. Ya da ganen kelimesi maksur bir isim. Yine 1, 2, 3. harf elif arkadaşlar. Üçüncü harf olduğu zaman direkt elifi vava dönüştürüyoruz. Feten biliyorsunuz delikanlı demek. Feteviyyün delikanlıya ait olan yani delikanlılığıyla alakalı olan şey. Ganen bu da sanırım mızrak manasına geliyor yanlış bilmiyorsam. Başka anlamları da olabilir. Ganeviyyün bu da ona mensup olan manasına geliyor. İşte 4 ve daha üzeri sıradaysa mesela kesele 4. sırada bakın. Kef, sin, lam 3, elif 4. sırada. Ve orta harfi sakin değilse direkt düşürüyoruz. Keseliyün. İkinci harf sakin değilse direkt düşünüyoruz. Dördüncü sırada olanlarda. Beşte ise, beşe gelmeden önce bir de sakin olanlara bakalım arkadaşlar. Mesela İsa kelimesi.
İsa kelimesi arkadaşlar. İkinci harf Y ve Y uzatma harfi yani sakin. 1, 2, 3, 4. Elif dördüncü sırada arkadaşlar. İsa kelimesinde. Dördüncü sırada. Ve ikinci harf sakin. Bunda İsi yün de denebilir. O da mümkündür. İsa vi yün de denebilir arkadaşlar. İkisi de caizdir burada. Ben onu da belirtmek istedim. Çünkü böyle de çok kullanılıyor. İsa vi diye duymuşsunuzdur. İsa vi yün şeklinde. Ya da Müse de aynı şekilde. Vav ikinci harf sakin. Elif de dördüncü sırada. Burada düşürebiliriz. Müse yün de diyebiliriz ama yaygın kullanım Musevi yün şeklindedir. Türkçe'de duymuşsunuzdur. Ya da ma'nen kelimesi yine aynı şekilde elif dördüncü sırada. Ama ikinci harf sakin arkadaşlar. Mana kelimesinde, anlam kelimesinde. Manevi yün, manevi, anlamsal anlamına gelen kelime biliyorsunuz. Mani yün de denebilir. Ama manevi yün şeklinde daha çok kullanılır. Şuraya maksur yazacaktık. Yanlışlıkla malkus yazılmış herhalde. Bunu düzeltelim. Maksur isim. Çünkü buradaki isimler maksur isimler arkadaşlar. Yani genel kural. Kapalı T maksur. Şurada da mankusa geçecek. Maksur da arkadaşlar eğer elif 5'in sıradaysa yani 4'ten yukarıdaysa 5, 6, 7 neyse artık onda vava dönüşme diye bir durum yok. Doğrudan hasfediliyor. Mesela mürtegan. Bakıyoruz. Mim 1, ra 2, t 3, kaf 4, elif 5'in sırada burada arkadaşlar. Direkt hasfediyoruz. Mürtegiyyün. Ya da mesela müsteşfen kelimesi hastane. Orada daha üst bir sırada değil mi? Müsteşfen. Sanırım 6-7'in sıralarda gibi. Orada da mesela müsteşfiyyün diye direkt elifi hasfediyoruz. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Ondan sonra da y'yi şeddeliyayı bitiştiriyoruz. Maksur isimlerde durum böyle arkadaşlar. Mankus isimlere gelince mankus isimlerde biliyorsunuz sonu y ile biten, uzatma y'si ile biten isimler. Mesela el muhtedi, el cari, el radi, el şeci diye şeddesiz olacak ve uzatma y'si olacak. Onlara mankus diyoruz. Mankus isimlerde de arkadaşlar eğer ya harfi sonunda ya var ya bunların üçüncü harf ise vava kalbedilir. Yine maksurda olduğu gibi. Yine vav'ın makabli fethal olur bunda da. Dört ya da daha üst sırada ise hasfedilir arkadaşlar mankus isimde. Hemen şurada kitabımızda burada yer alıyor. Burada mesela şu ikisinde üçüncü sırada arkadaşlar. Er-radi. Tabi elif lam taklarını saymıyoruz. Ra 1, dat 2, y 3. Ş 1, cim 2, y 3. Üçüncü sırada burada direkt vava kalbi diyoruz. Er-radi. Er-radaviyyu. Vav'ın makabilinde damme yapıyoruz. Burada da öyle yapmıştık. Er-radi, er-radaviyyu. Eş-şeci, eş-şeceviyyu. Dördüncü sırada veya beşinci sırada, altıncı sırada, daha üst, üçten daha üzeri bir sıradaysa y'yi hasfediyoruz. Kendi y'sini hasfediyoruz ama nispet y'si olan şeddeli y'yi bitiştiriyoruz. El-cari, kelimenin kendisi bu. O y'yi hasfediyoruz. El-cariyyu, nispet y'sini bitiştiriyoruz. El-muhtedi, kelimenin kendi y'sini atıyoruz. El-muhtediyyu nispet yasını mankus olan isme bitiştiriyoruz arkadaşlar. Memdut isimlere gelince. Memdut isimler. Memdut isimlerde de arkadaşlar biliyorsunuz memdut isim hemze ile biten isimler. Hemze eğer zait ise ki bu zait olduğunda müenneslik için, teknis için gelmiş oluyor. Teknis yani müenneslik. Zait ise müenneslik için ise vava kalbedilir memdutlarda. Zaitse, müennestlik içinse zaten zait olduğunda müennestlik için oluyor. Vava kalbedilir. Aslı ise olduğu gibi kalır. Hiçbir değişiklik yapılmaz. Hemze olarak kalır. Üçüncü bir şıkta eğer aslı bir harften hemzeye dönüşmüş ise yani kökü hemze değil. Kökü vav ya da ye mesela ama hemzeye dönüşmüş ise vava kalbedilmesi de olduğu gibi hemze olarak kalması da caizdir arkadaşlar. Memlük isimlerde de böyle bir durum var. Memdut da şurada yer alıyor arkadaşlar. Bakın önce zaitten bahsetmişti. Eğer zaitse hemze mesela sahra-u hadra-u kelimesinde veya renklerin müenneslerinde hep böyledir zaten. Ya da ef'alü şeklinde gelen sıfat-ı müşebbehelerin müennesleri de fe'alâ-ü vezine gelir. Onlarda da aynı şekildedir. Mesela a'me amyâ-ü. A'me kör demek erkek. Amyâ-ü kör müennes. Onlarda veya renklerde hadra-u hamra-u safra-u beyda-u gibi veya sahra-u gibi bu da çöl manasına geliyor.
Bu kelimelerde arkadaşlar hemze zaittir. Yani müenneslik için gelmiştir. Bakın kökleri, bunun kökü sahara. Bunun kökü hadara. Bu hemzeler fazlalıktır. Fazlalık olunca direkt vav'a dönüştürüyoruz. Sahra'u sahraviyyun. Hadra'u hadraviyyun. Eğer asli ise hemze arkadaşlar, olduğu gibi bırakıyoruz. Mesela inşa'ün kökü neşe'e zaten. İnşa'ün ef'ale vezine girmiş. Enşa'e yunşu'u inşa'ün inşa'iyyun. Olduğu gibi kalıyor. İptidaün kökü bede'e zaten başlamak. İptidaiyyun. Aynen kalıyor hemze. Ama mesela binaün kökü ye arkadaşlar. Bena yebni fiilinden geliyor. Bena yebni inşa etmek manasında. Üçüncü harf ye'dir aslında. Bina yündür aslında bu ama o ye hemzeye dönüşmüştür ve bina ün olmuştur. Onun için burada bina yün de diyebiliriz, bina yün de diyebiliriz. Bakın ye olması önemli değil. Burada ya olduğu gibi kalıyor ya da vava kalbediliyor. Aslı ye ya da vav fark etmez, vava kalbediliyor. Semaun bunun aslında sema yesmu, dea yed'u, tela yed'u gibi birinci baptan olan sema fiilinden türemiş bu kelime. Yükselmek manasındaki sema. Semavun aslı. Ama vav hemzeye dönüşmüş, semaun olmuş. Bunda da semaiyyun de diyebiliriz, olduğu gibi bırakabiliriz veya semaviyyun de diyebiliriz ki bunu da çok duymuşsunuzdur. Semavi dinler denir mesela. Bu vava kalbedilmesi de yaygın olarak kullanılan bir şey arkadaşlar. Şimdi gelelim memduttan sonra mürekkep olan şeylere arkadaşlar. Mesela bu konu hazırlık konusunda da var. Oradaki videoya da bakabilirsiniz aslında. Ama mesela orada bu mürekkep olanlar yok. Bu artık ilave olarak gelmiş. Bu sadece birinci sınıfların konusunda var. Mürekkebi isnadi ya da mürekkebi mezci olan ifadelerde ilk isme nispet yapılır. Şimdi siz mürekkebi isnadi, mürekkebi mezci nedir diyeceksiniz. Onu da anlatacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Mürekkebi isnadi ya da mürekkebi mezci olan ifadelerde ilk isme nispet yapılır. Mürekkebi izafide ise karışma durumu yoksa ilk isme, karışma durumu var ise ikinci isme nispet yapılır. Ne demek şimdi mürekkebi? Şu bölümde anlatmış kitapta bunu arkadaşlar. Mürekkebi mezci dediğimiz şey arkadaşlar, mesela burada bale bekkü kelimesi gibi. Mürekkebi mezci şu demek, yani terkipli. Mürekkep demek terkipli demek, bileşik demek. Bileşik isim olacak ve bu bileşik isimler ne zaman mezci deniyor? Mezci karışmak demek. Birbirine iyice karışmışsa ona mezci deniyor arkadaşlar. Mesela bale bek. Bal mesela koca manasına geliyor sanırım Arapçada. Bek de Türkçedeki beyden sanırım geçmiş. Bal bey aslında bu. Hani Antalya'da Bal Bey diye bir yer var ya, oradan aklınızda kalabilir. Bale bek. Yani bu bir yer adı ama. Bal ve bek kelimeleri ayrı ayrı kelimeler aslında ama birleşmişler. Ve artık mürekkep mezci şöyle tanımlanır özellikle. Mürekkep olan isimler birbirinden ayrıldığında, birlikte olduklarındayken ifade ettiği anlamı ifade etmiyorsa ona mürekkebi mezci denir. Mesela Baalbek deyince o yer manasına geliyor. Bir şehir ismi. Ama Baal diye ayırdığımızda artık eş demek, koca demek. Bey de bey demek. Yani bunlar artık o şehir manasını ifade etmiyor. Ama mesela Hamset Aşar'a da bir mürekkep isimdir. 15. Ama 10 ve 5 ayırınca Hamse 5'e ifade eder. Aşara o da 10'a ifade eder. Yani 15'in biri 5 kısmına, biri 10 kısmına ifade eder. O mesela mezci değildir. Ama bu mürekkebi mezcidir. Mürekkebi mezci diye buna diyoruz yani. Birbirine iyice kaynaşmış ve birlikteyken ifade ettikleri manayı da ayrıyken ifade etmeyen isimler. Galebek ya da Hadra Mevt. İşte Hadara ve Mevt kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş isimler. Veya Mısır'da Bor Said şehri var. Bor ve Said. Port Said diye yazılıyor İngilizcesi. Bunun gibi isimler arkadaşlar. Ya da New York. New York. New ve York kelimelerinin birleşmesi. Ya da Türkçeden örnek verirsek Çanakkale. Eskişehir. Yani eski deyince Eskişehir akla gelmiyor. Değil mi? Ama Eskişehir deyince, ikisini birlikte söyleyince o şehir olduğu anlaşılıyor. Veya Çanakkale'de aynı şekilde. Buna biz mürekkebi mezci diyoruz. Mürekkebi isnadi ise arkadaşlar fiil cümlesi ya da isim cümlesi şeklindeki olan bileşik isimler. Ben ilk önce Türkçeden örnek vereyim isterseniz. Mesela Tanrı verdi. Tanrı verdi diye mesela isim konuluyor. Bu mesela Tanrı işte mübteda verdi haber ya da
Arapçaya çevirirsek verdiği öne alırsak fiil cümlesi olur. Fiil fail olur. Yani buna biz hani cümle olan şeylere isnat diyoruz. Yani failin fiile isnadı varsa ya da haberin müptedaya isnadı varsa arkadaşlar, fiilin faile, haberin müptedaya isnadı varsa ona mürekkebi isnadi deniyor. Yani cümle varsa ortada. Buna mürekkebi isnadi deniyor. Türkçe'de yine mesela yüksel var. Yüksel ismi. Emir fiilidir. Yüksel. Yani faili de ente, sendir. Sen yüksel manasında. Bu da bir mürekkebi isnadidir aslında. Burada da mesela bakın. Cedel hakku demiş arkadaşlar. Cedel hakku. Cedel hak. Cede yani cömert olmak manasında. El hakku. Hak cömert oldu. Yani bu bir cede fiil. El hakku da fail. Burada da ama bu bir isim olarak kullanılıyor. Cedel hak. Bir isim olarak kullanıyor. Bizdeki o Tanrı verdi de olduğu gibi isim olarak kullanılıyor arkadaşlar. Ama fiil fail normalde. İşte bu gibi mezci olan ya da isnadi olan mürekkeplerde ilk isme mesela Bâlebek ya Bâle nispet ediyoruz. Bâliyün ya da Cedel Hakku Cediyün. Bunlar da kural belli. Direkt ilk isme nispet yapıyoruz. İzafi olanlarda farklı arkadaşlar. İzafi olanlarda karışma ihtimali yoksa ilk isme, varsa ikinciye. Karışma ihtimali olup olmadığını nereden bileceğiz? Bu da aslında çok da zor değil. Neden? Mesela apt gibi. Apt çok kullanılan bir şeydir. Karışabilir. Mesela Abdülhamit var, Abdullah var, Abdülkadir var. Bir sürü apt ile başlayan isim var arkadaşlar. Abdurrahim var, değil mi? Abdurrezzak. Yani bir sürü sayabiliriz. Şimdi hepsini de biz Abdiyyün desek, ilkine nispet yapsak karışır yani. Abdülhamit mi, Abdurrezzak mı? Ama Abdülhamid için Hamidiyyün dediğimizde karışma ortadan kalkıyor. Abdülrezzak için Rezzagiyyün dediğimizde karışma ihtimali ortadan kalkıyor. Bunun gibi. Burada da hep karışma ihtimali olanları vermişler. Böyle çok kullanılanlar karışır. Abd gibi veya Ebu gibi. Ebu da çok kullanılır biliyorsunuz. Ebu Süfyan, Ebu Malik, Ebul Kasım. Yani bir sürü Ebu ile başlayan isim var. O zaman Ebu'yu kullanamayız. İkinciyi kullanmamız gerekir. Süfyaniyyün diyeceğiz. Ya da İbn-i Batuta, İbn-i ya da Bint'i, oğlu ya da kızı ifadeleri. Bunlar da çok kullanılan ifadelerdir. Dolayısıyla İbn-i Yün, Bint-i Yün dersek olmaz yani. Orada karışma meydana gelir. Batuti Yün dememiz lazım. Bakın Batuta da yine sonunda kapalı T var. O da düşürmüş. Batuti Yün şeklinde söylemiş arkadaşlar. Şimdi burada kitaba göre aslında konu bitiyor ama kitabın alıştırma bölümlerinde üzerinde durduğu alıştırmalarda istediği ama bize anlatmadığı şeyler de var. Mesela son harfi hasfedilmiş olan sülasi isimlerde düşen harf geri gelir arkadaşlar. Mesela Ebun, baba. İki harf var ama Arapçada iki harfli isim yoktur aslında. En az üç harflidir. Mesela bunun ikilini yapın. Tesniyesi bir baba, iki baba derken ebeveni deriz. İki baba ya da anne baba manasına geliyor. Ebeveni. Demek ki orada düşen bir vav varmış. O vav nispet yapılırken geri gelir. Ebevi yün deriz. Ehun. Ehun da arkadaşlar iki harfli. İkil yapın. Ehavani. İki kardeş. Demek ki vav varmış orada düşmüş. Ehavi yün. Lugatün. Bunda lugatün diyoruz. Aslında çoğulda da geri gelmiyor. Lugaten ikilde de geri gelmiyor ama bunun kökünün biz lagave şeklinde vavdan geldiğini biliyoruz. Onu da sözlükten bakıp öğrenebiliriz arkadaşlar. Veya çok kullanılan bir kelime. Lugavi diye duymuşsunuzdur belki. Bunda da yine T'nin yerine aslında bir vav olması gerekiyor. O vav'ı geri getiriyoruz. Kapalı T'ler zaten genelde 3. harf değildir. Sonradan eklenmiştir. Lugatun, lugaviyun. Senetun. Bunun da mesela çoğulundan düşen harfi görüyoruz arkadaşlar. Kapalı T'ye yine itibar etmeyin. Kapalı T sonradan eklenir genelde. S ve nun, sin ve nun var. Senevatun diyoruz bakın çoğulunda. Senevat, yıllar. Demek ki bir vav düşmüş. Senevi yün şeklinde bunun ismi, mensubunu yapıyoruz. Veya faile vezindeki isimler de arkadaşlar feali yün vezinde isim mensup yapılıyor. Yine buna benzer şekilde fuayle vezinde olan isimler arkadaşlar. Fuayle şeklindeyse eğer fuayle bakın fuayle faile feali yün fuayle vezindeyse o da fuali yün şeklinde isim mensup yapılıyor. Mesela Hanife, bak çok bildiğiniz şeyler zaten. Hanife, faile mesela. Faile, Hanife. Hanefiyyün, faaliyyün şeklinde. Gabile, gabeliyyün. Diğeri de
Fuayle demiştik. Mesela Cüheyne, Cüheniyyün, Fualiyyün. Kurayş, Kuraşiyyün. Bunun sonunda T yok ama Kurayş'ın. Bu da yine Kuraşiyyün şeklinde isim mensup yapılıyor arkadaşlar. Bunun da kuralı o şekilde. Ancak bu iki vezinden gelen isimler muzaaf ya da ecvef ise sadece sonundaki T düşer. O dediğimiz vezinlerde yapılmaz. Sondaki T'yi atarız direkt. Mesela celiletün, bu da failetün vezinde ama muzaaf dediğimiz yani iki tane lam var arkadaşlar. Aynel fiili lam, lamel fiil de lam. İkisi de aynı. Aynel fiil ve lamel fiil aynı harf ise ona muzaaf diyoruz ya. Araya Y girmiş sadece. Kökü celle çünkü muzaaf. Ya da hakika, hakka kökü muzaaf. Muzaafsa sadece kapalı T'ye atıyoruz. Diğer vezine göre, söylediğimiz vezine göre yapmıyoruz artık. Celiletün mesela celiliyün. Hakikatün hakikiyün. Ya da ecvefse taviletün. Bakın tavele. Orta harfi vav. Ecvef. Taviliyün. Gavimetün gavimiyün. Şeklinde arkadaşlar. Bunların ismi mensuplarını yapıyoruz. Şimdi alıştırmalara bakalım artık. Kitabımızdaki alıştırmalara bakalım. Ünsüp ilel kelimeti taliyeti. Aşağıdaki kelimelere nispet yapın. Yani aşağıdaki kelimeleri isim mensuba dönüştürün diyor. Mesela Ebul Mecdi. Şimdi bu mürekkebi izafi. Yani isim tamlaması aslında. Mürekkebi izafi derken izafet tamlaması. Onu demek istiyoruz. Mürekkebi izafidir. Ve başındaki Ebu kelimesi çok kullanılan bir kelime. Ebu'ya nispet yaparsak karışır arkadaşlar. Yani Ebu'ya nispet yapıp da Ebeviyyün diyemeyiz. El Mecdi ama karışmaz. Mecdiyyün şeklinde bunun isim mensubunu yapmamız gerekir. Bunda kuralımız neydi? Karışma durumu yoksa ilk isim, karışma durumu varsa ikinci isim. Burada karışma durumu olduğu için ikinci isme göre yaptık. Bağdadu, Bağdadiyyün. Bu zaten bunda doğrudan bitiştiriyoruz nispet yazısını. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Er-ra'i, çoban. Bu mankus isim arkadaşlar. Sonu y ile bitiyor. Er-ra'i, çoban. Mankus isimlerde kuralımız eğer y üçüncü harf ise vav'a dönüştürüyorduk. Ama burada kaçıncı harf? Ra var, bir. Elif var, iki. Ayın var, üç. Y dördüncü harf. Dördüncü harf olduğu için y'yi direkt atıyoruz. Onun yerine nispet yazısını bitiştiriyoruz. Er-ra'iyyü. Çoban, çobana ait olan. Çobanlı, çobancı gibi anlamları da gelebilir. Şehbâ'ı. Bu verimsiz manasında arkadaşlar. Hani şu zâit olan hemze vardı ya. Şu gibi. Şuradakiler gibi. Bu da ef'alü veznin sıfatı müşebbesinin müennesidir. Kökü şehebedir. Verimsiz manasında. Eşhebü de onun müzekkeridir. Bu hemze müenneslik için gelmiştir. Zaittir. Onun için vava dönüştürüyoruz. Memdut isimlerde böyle yapıyorduk. Bu isim memduttur. Şehbaviyyün. Kanada. Elif dördüncü harfse arkadaşlar. İkinci harfte sakin değilse direkt atıyorduk elifi. Kanada, Kanadiyyün. Kanada, Kanadalı. Buhayra. Bu kelime arkadaşlar fuayle vezninde en son okuduğumuz kurallardan. Fuayle. Fuay. Bunu da nasıl yapıyorduk? Fualiyyün vezdine göre yapıyorduk. Yani y'yi atarak yapıyorduk. Buhariyyün şeklinde yapacağız. Temimün kelimesi. Bu da yine aslında failün vezninde ama sonunda t yok bunun. Bir de bu zaten muzaaf. 2 t m m kökü temem muzaaf olduğu için bunda y'yi düşürmeyeceğiz. Temimiyyün. Temim kabilesi. Temimiyyün. Temimli. Rabia bu faile vezninde arkadaşlar. Faile vezninde olduğu için bunu fealiyyün vezdine göre ismi mensup yapıyoruz. Rabaiyyün. Rabia kabilesinden. Rabai. Zergâ'ı bu ismi memdut ve sonundaki hemze zâid. Onun için zergâviyyün. Vav'a dönüştürüyoruz hemzeyi. El-meşrigu doğu. El-meşrigiyyü doğulu. Bunda herhangi bir şey yapmıyoruz. Direkt nispet yazısını bitiştiriyoruz. Lugatün. Bu arkadaşlar sondaki T'yi saymıyoruz. İki harfli bir kelime. Üçüncü harfi düşmüş. Düşen harfini geri getirmemiz gerekiyor demiştik. O da vav'dır. Lugaviyyün. Mücibur Rahman. Bu da mürekkebi izafi yani isim tamlaması arkadaşlar. Bunda karışma durumu yoksa ilkinden yapıyorduk. Mücib çok kullanılan bir isim değil. Yani Abdu gibi, Ebu gibi, Ümmü gibi, İbnü gibi değil yani bu. Mücib az kullanıldığı için buna mücibiyyün diyelim arkadaşlar. İlk kelimeye nispet yapalım. El Basratü T'ye atıyoruz. El Basriyyü Basralı.
Leyla, Elif, dördüncü harf arkadaşlar. Elif'e atıyoruz. Maksur bir isim bu. Leyliyün. Ramallah. Bu biliyorsunuz bir şehir. Filistin'de bir şehir ismi. Yine mürekkebi izafi arkadaşlar. Burada da ilk isimden karışma ihtimali yok. Ram çok kullanılan bir isim değil. Ramiyün. Nehrun, Nehriyün. Cezira, faile vezninde arkadaşlar bu. Faile, cezira, cezeriyün diyoruz. Mesela İmam-ı Cezeri var, duymuşsunuzdur. Selma, maksur arkadaşlar. Elif'e atıyoruz sorundan. Şeddeli yayı bitiştiriyoruz. Selmiyün. Eşşarku, doğu. Eşşarkıyü, doğulu. Elmahedu, elmahediyü. Bunu da direkt bitiştiriyoruz. Sonunda herhangi bir engel yok. Diğer alıştırmada mel mensubu ileyhi fîmâ yeli. Aşağıdaki isimlerde mensubu ileyh nedir? Yani ismi mensupları vermiş arkadaşlar. Nispet yası bitişmiş hallerini vermiş. Nispet yası bitişmeden önceki hallerini istiyor. Mesela benefseciyün. Menekşe rengi demek bu. Biliyorsunuz mor demek. Benefseciyün. Bunun önceki hali benefsecün. Menekşe demek bu da. Benefsecün. Farisiyün. İranlı. Farisün. Bu da Fars, İran manasında. Maliki yün, Malik. Kureşi yün. Bu arkadaşlar Kureyş. Bu geçmişti daha önce de. Kureşi yün, Kureyşli. Kureyş. Bu Fuay, Fuayletün vezninden geliyormuş gibi sanki yapılıyor. Daha önce de bahsetmiştik. Kureyş, Kureşi yün şeklinde isim mensubu yapılıyordu. Camii yün, üniversiteli. Bunun sonunda kapalı T vardı. Camiatün. Üniversite. Belediyün, beledün. Hanbeliyün, hanbelün. Biliyorsunuz Ahmet bin Hanbel imamın ismi. Ona nispeten hanbeliyün denilmiş. Gıyadiyün, bu da lider manasına geliyor. Komuta eden kimse. Gıyadetün, bunun sonunda da gade yagudu gıyadetün. Mastardır bu arkadaşlar. Komuta etmek manasına geliyor. İptidaiyün, burada hemze aslıydı. Kökü bedae, iptidaün. Bunun Y bitişmeden önceki hali iptidaün. Sehabiyün, bulutla alakalı demek. Buluta mensup. Sehab, bulut. Abgariyün, bu dahi demek. Dahiye mensup demek. Bu kelimenin sonunda da zaten şeddeli ya var arkadaşlar. Mesela kitap bundan da bahsetmedi ama sonunda zaten şeddeli ya olan isimlerde bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Zaten şeddeli ya olduğu için ikisi de aynı olmuş oluyor. Önceki halde sonraki halde aynı oluyor. Abgariyün, dahi demek. Bu da dahiye mensup olan. Enmariyün, Enmar kabilesinden. O Enmar, sondaki Y'yi atıyoruz. Kabile isimleri. Temimiyün, yine Temim kabilesinden olan. Y bitişmeden önceki hali Temim. Dayfiyün, Dayf, konuk demek aslında Dayfiyün. Tabi özel isim de olmuş da olabilir sonradan. Dayfiyün. Riyadiyün, bu sporcu veya sporla alakalı. Riyadatün. Bu kelime spor kelimesi arkadaşlar. Abşemiyün, Abdüşems kabilesinden olan. Bu kelime arkadaşlar, Abdüşems diye bir kabile var. Oraya nispet yaparken böyle normalde hani Şemsiyün falan dememiz lazım belki ama kuralımıza göre, ama bunda kurallar işlememiş. Abşemiyün şeklinde geliyor bu. Yani burada Abdü ve Şems kelimelerini birleştirmişler biraz. Abdü'den abı almışlar, dalı atmışlar. Şems'ten de şemi almışlar. Sine atmışlar. Bu şekilde yapmışlar. Bu Abdüşems. Bu da bir kabile ismi yine. Fatımiyün, Fatımet kelimesinden geliyor. Şemsiyün de yine Şems kelimesine yapılan bir nispet. Arkada da bize şöyle isimler vermişti. Mensubun ila beledihi. Yani istenen şeye nispet yapınız demiş. Ve cümle içinde kullanınız demiş. Biz cümle içinde kullanmıyoruz. Sadece nispet yapalım. Mensubun ila beledihi, mesela ülkesine mensup olan bir şey söyleyin. Mesela talibin rusiyün diyelim. Rusyalı bir öğrenci. Mensubun ila lugatihi, diline mensup olan bir şey. Mesela kitabın inciliziyün, İngilizce bir kitap diyelim. Mensubun ila cinsihi, uyruğuna, uyruk, vatandaşlığa mensup olan bir şey söyleyelim. Raculun kenediyün, Kanadalı bir adam diyelim mesela. Mensubun ile medinetihi, şehrine mensup olan. Tıflün antaliyün, Antalyalı bir çocuk. Mensubun ile cihetihi, yönüne, tarafına mensup olan. Raculün şarkıyün, doğulu bir adam. Mensubun ile kabiletihi, kabilesine mensup olan. Mesela fetâtün gureşiyetün, Kureyşli bir genç kız diyelim.
mensubun ila akidetihi, dinine, akidesine mensup olan, davetün islamiyetün diyelim mesela, İslami bir davet. Mensubun ile ahlakihi, ahlakına mensup olan, bundan neyi kastediyor bunu bilmiyorum arkadaşlar. Hani ahlak, hani keramün var mesela, cömertlik, buhlün var, cimrilik, onları mı kastediyor bilmiyorum ama onlara nispet nasıl yapılır? İşte keram, keramiyyün veya buhlün, cimrilik demek, buhliyyün. Eğer belki de onu kastediyor bilmiyorum ama bana pek mantıklı gelmediği için yazmadım. Mensubun ila umuruhi, ömrüne, bu da çok mantıklı değil aslında ama ömrüne, yani yaşına nasıl nispet edilir? Belki şunu kastediyordur, genç, yaşlı şeklinde. Ben de şöyle bir ifade kullandım. Amelün şebabiyün, genç işi, gençlere ait olan bir iş diyebiliriz belki. Onun dışında yani yaşa nispeti hiç duymadım. Mensubun ile mezhebihi, mezhebine mensup olan. Raculun hanefiyün mesela, hanefi bir adam. Raculun şafiiyün, raculun hanbeliyün, raculun malikiyün, raculun zahiriyün, zahiri mezhebine mensup olan mesela. Mensubun ile müstevahü talimiyye, eğitim seviyesine mensup olan bir adam. Talibün bir mensup. Talibün camiiyün diyelim mesela, üniversiteli bir öğrenci. Veya talibün iptidaiyün, ilkokullu bir öğrenci. Talibün mütevassıtiyün, ortaokullu bir öğrenci şeklinde diyebiliriz. Mensubun ile tahassusihi, ihtisasına yani uzmanlık alanına mensubiyet. Mesela üstadün nahviyün, nahiv hocası. Üstadün sarfiyün, sarf hocası şeklinde söyleyebiliriz. Üstadün tefsiriyün şeklinde olabilir. Burada da arkadaşlar methil lime yeli bi cümelin min inşaik, yine şunlara örnek verin diyor. Mensubin ile mahtumin bi ta'in, sonu kapalı t ile biten bir kelimeye mensup olan kelime. Mesela Mekketu Mekkiyyun, El Gahiratu Gahiriyyun, Kahireli. Ya da Medresetun okul, Medresiyyun okullu. Mensubin ile mahtumin bi elif ta'nitil maksura, elifi maksura ile biten bir kelimeye mensubiyet. Mesela El Hüde, hidayet demek, hüdeviyyün. Burada üçüncü harf olunca vav'a dönüştürüyorduk. Ya da Musa, dördüncü harf, orta harf, ikinci harf sakin olursa vav'a dönüştürüyorduk. Veya direkt ata da biliriz. O da mümkün. Musa, Musiyyün ya da Museviyyün. İkisi de olur demiştik. Yine Mane, Maneviyyün ya da Maniyyün. İkisi de olur. Kenede, ama orta, ikinci harf sakin değilse direkt atıyorduk. Kenede, Kenediyyün. Mensubun ile memdudin hemzetühü asliyetün, hemzesi asli olan bir ismi memduda mensup olan demiş arkadaşlar. Memdud isim demiş. Şunu silelim, bu memdud değil arkadaşlar. Bunda sadece hemze var. Yani imlaiyyün mesela, imlaün kelimesi memdud bir isim. İmlaiyyün hemzesi asli olan bir memduda nispet yapmış olduk. Mensubun ilesmin mengusin, mankus bir isme mensup olan kelime. Mesela el muhami, avukat demek. Muhamiyyün, avukatla alakalı. Mesela amelün muhamiyyün, avukatlık bir iş. Ya da errai, çoban. Errai'yü, çoban. Mesela amelün raiyyün, çobanlık bir iş diyebiliriz. Mensubun ile mürekkebin mezciyin, terkibi mezciye mensup olan bir isim. Mesela Bor Said var demiştik, Mısır'da bir şehir. Boriyyün. Bunlardan terkibi mezcide ve terkibi isnadde ilkine, ilk kelimeye nispet ediyor, ikinciye değil. Bur Said Buriyun ya da Madi Yekrib diye bir isim var. Mad ve Yekrib'den oluşuyor terkibi mezci, Madiyun. Yine mensubun ile mürekkebin isnadiyin, isnadi mürekkep yani cümle şeklinde olan isimler. Mesela Teabbata Şerran diye bir isim var arkadaşlar Araplarda, eski Araplarda. Şerri koltukladı, kötülüğü koltuklayan manasında. Kötülüğü koltukladı. Teabbatiyyün. Bunda da yine ilk isme nispet yapıyoruz. Mensubun ile mürekkebin izafiyyin, izafet tamlamasına, isim tamlamasına mensup olan. Mesela seyfiyyün, seyfullah kelimesinde seyf karışmaz, seyfiyyün diyebiliriz. Veya Abdülkadir kelimesinde abd karışacağı için ikinciye nispet yapalım. Gadiriyyün şeklinde nispet yaparız. Mensubun ile memdudin hemzetuhu zaidetun litte'nis, hemzesi zait olan, müennesik için zait olan memdut bir isim. Mesela beyda'ı, beyaz, beydaviyyün. Bunda vav'a dönüştürüyorduk. Hamra'ı, hamraviyyün diyebiliriz. Mensubun ile memdudin hemzetühü maklubetün an aslin.
asıl başka bir harften, vav ya da ye'den hemzeye dönüşmüş olan memdut bir isim. Mesela kise, kiseün arkadaşlar. Kiseün de kökü vav'dır. Kese yeksu fiilinden keseve kiseün olmuş. Hemze vav'dan dönüşmüş. Burada iki türlü yapabiliyorduk. Ya vav'a dönüştürüyorduk kiseviyün ya da hemze olarak kalıyordu. Kiseiyün şeklinde iki şekilde de söyleyebiliriz.